seçimlerin galibi Syriza ile kemer sıkma politikalarına karşı çıkan sağcı Bağımsız Yunanlar Partisi anlaştı. Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Kamennos, Tsipras'la görüşmesinin ardından şu andan itibaren Yunanistan'ın yeni bir hükümeti var şeklinde konuştu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG güçlerinin Kobani'deki IŞİD militanlarının neredeyse tamamını kent dışına çıkardıklarını açıkladı. Yaklaşık 4 ayın sonunda artık sadece Kobani'nin etrafında çatışmalar olduğu bildiriliyor. IŞİD örgütü Japon rehinelerden Haruna Yukawa'yı öldürdüklerine dair bir sesli mesaj yayınladı. Japon hükümetinin girişimleri sürerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yukawa'nın öldürülmesini kınayarak Kenji Goto'nun serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçılarla hükümet birlikleri arasındaki çatışmalarda 7'si asker 9 kişi öldü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ölümlerden Kiev yönetimini sorumlu tuttu. Batı'ya ülkesini yeni yaptırımlarla tehdit etmesinin işe yaramayacağını söyledi. Filipinlerin güneyindeki Mamasapano kentinde iki terör şüphelisi aranırken çatışma çıktı. Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin kontrolündeki kentte 11 saat süren çatışmada hayatını kaybeden polislerin sayısının 37'ye çıktığı bildiriliyor. Ala ve Cemal Mübarek 4 yıla yakın tutuklu kaldıkları Kahire'deki Tora cezaevinden sabah saatlerinde çıktılar. Tutuksuz yargılanmalarına devam edilecek olan Ala ve Cemal Mübarek yaklaşık 17 milyon doları zimmetlerine geçirmekle suçlanıyor.